Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Amerika'dan yayınlarımız devam ediyor. Sevgili Türker, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de bütün Loji TV dostlarına selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl Amerika'daki gündem? Hızlı gelişmeler devam ediyor, sıcak gelişmeler devam ediyor. Amerika'da yani sokak, harcamalar, temel veriler, piyasalar çok kötü değil. Hatta genel olarak bir iyimserlik hakim. İşte bu geçtiğimiz hafta piyasalardaki bir düşüş oldu. Bu beklenen düzeltme mi diye insanlar algıladı. Bir miktar daha temkinli olacak ama onun dışında özellikle de bizi ilgilendiren perakende tüketim gibi datalarda çok yapısal bir sorun yok. Sevgili Türker, bir önceki programımızda Amerika'daki ekonomiyi, siyaseti konuşmuştuk ve seçimleri konuşmuştuk. Bu bağlamda birçok soru geliyor, soru gelmeye de devam ediyor aslında. Çünkü Amerika'ya yatırım yapmak isteyen, Amerika'da iş yapmak isteyen küçük ve büyük ölçekli, büyük montanlı firmaların bir kısmı bana ve sana ulaştılar. Ulaşmaya da devam ediyorlar ama burada gelen sorulara toptan bir cevap olması adına firmandan ve kendinden bahsedersen sevinirim. Çünkü bugünkü gündem maddemiz birazcık daha bunun üzerine. Teşekkürler Recep Bey. Bizim öncelikle firma olarak en büyük farkımız Amerika'ya Türkiye'den ve diğer ülkelerden ama ağırlıklı olarak Türkiye'den Amerika'ya ihracat konusunda danışmanlık. Özellikle de biz toptan ihracat danışmanlığı yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de özellikle Amazon ve Etsy platformunda Amerika'ya perakende için danışmanlık yapan güçlü saygın isimler var. Ama bizim farkımız, en büyük farkımız toptan satış danışmanlığı. Ürünlerini toptan satmak isteyenlere danışmanlık yapmamız. İkincisi de perakende online satışlarda Amazon ve Etsy'nin yanı sıra Walmart, ondan sonra Wayfair, Macy's gibi Amerika'daki güçlü diğer platformlara satış danışmanlığı yapmak ve firmaları da yeni yeni satış kanallarını açmak. Önce toptandan girelim. Evet, küçük yatırımcıyı mutlaka ki en çok soru oradan geliyor, küçük yatırımcıdan geliyor ama toptanda da çok montanlı işler var. Evet. Bu toptan sürecini ben biraz açmanı istiyorum. Çünkü gelen en önemli soruların başında ben malımı oraya nasıl göndereceğim, orada malımı nasıl depolayacağım, nasıl son kullanıcıya ya da B2B tarafına nasıl satacağım soruları geliyor. Tabii ki bunun bir tarafı gümrük, bir tarafı mevzuatlar, bir tarafa da en önemli konu Amerika'daki siyaset. Başkan değişirse mutlaka ki seçimlerin sonucu ne olacak, nasıl etkileyecek, benim orada malım kalır mı, oraya yatırım yapabilir miyim soruları geliyor bildiğin üzere. Sana da bu soruları iletiyorum. Buralarda böyle konu konu açmanı istiyorum. Böyle kısa kısa hap bilgilere çok ihtiyacımız var. Biz Amerika'da özellikle son 5 yılda hatta 10 yılda ithalat yapısı, Amerika'ya yapılan devletlerde ihracatın yapısı değişti. Amerikalı alıcılar küçük adetli ve hızlı sevkiyat talep etmeye başladılar. Kimse stok tutmak istemiyor. Artık büyükler bile stok tutmak istemiyor. Hani büyükler bile diyor ki palet bazında ben mal alabilirim, mağazalarımı sipariş verebilirim ama sen tutacaksın depoya ve sen Amerika içine göndereceksin. Ama bizim özellikle Türk firmalarının finansal kapasitelerini dikkate alarak ve birçok firmaya da hizmet vermek amacıyla küçük adetli toptan satış konusunda bir uzmanlık geliştirdik. Buradaki amacımız da bir örnekle vermek istiyorum. Örneğin Amerika'ya daha böyle modest, daha muhafazakar giyim satmak isteyen Amerikalı Hristiyan, işte Müslüman, Yahudi bayanlara ürün satmak isteyen bir firmamız var. Biz nasıl hizmet veriyoruz bu firmaya? Amerika'da toptan bizim çok güçlü bir database'imiz var. Bu database'i de yaklaşık 5 tane Amerika'nın son derece güvenilir, saygın, güncel ve bu nedenle de maalesef pahalı verilerini satın alıyoruz. Ve bu verileri biz müşterimiz için alıcı listesi olarak işliyoruz. Örneğin işte Panjiva, işte Uplit, Apollo gibi ve bunların dışında daha gelişmiş database'ler. Buradan biz bahsettiğim örneğin muhafazakar bayan giyim müşterimiz için alıcı listesini analiz ediyoruz. Baktığımızda bütün bu listelerden toparladığımızda Amerika'da gerçek anlamda 92 ile 100 bin arasında
gerçek stok değil, iş sahibi hazır giyim alıcısı var. Bunların yaklaşık 60 bini bayan hazır giyim. Ve bütün bizim analizlerimiz sonucunda bunların yaklaşık 25-30 bini modest giyim, daha muhafazakar giyim satan firmalar. Ve bize gelen firmanın fiyat kalite segmentine baktığımızda da biz hedefimizde yaklaşık 8 ile 14 bin arasında potansiyel alıcı firma tespit ettik. Daha sonra bu 8-14 bin tane firmaya satış planı gerçekleştirdik müşterimizle, Türkiye'deki üretici müşterimizle birlikte. Normalde nedir? Siz Amerika'ya bir mal satmak istediğinizde Amerika'da bir satış temsilcisi bulursunuz. Ona aylık bir ücret verirsiniz ve bir prim verirsiniz. Bizim modelimizde ise çok daha satış temsilcisine kıyasla çok daha küçük bir rakamla bir satış danışmanlığı, bir abonelik ücreti veriliyor. Ayrıca da belirli bir komisyon bedeli veriliyor ki komisyon bedellerimiz de son derece mütevazı. Biz bu şekilde bahsettiğim üzere satış konvansiyonel Amerika'da bulunan bir satış temsilcisi yılda yaklaşık 200 tane, hatta 150, 100, 200 arası yeni müşteriye ulaşabilir. Biz bu modelimizle bahsettiğim gibi 10 bin tane müşteriyi her yıl 2-3 bin olmak üzere tarıyoruz. Yani biz normal bir satış temsilcisi 200 tane, 150, 200 müşteriye ulaşırken biz yılda 2 bin tane bu online destekli sistemimizle yeni firmaya ulaşıyoruz. Nasıl ulaşıyoruz? Biz örneğin kendi veri tabanımızla dijital yapay zekalı yazılımımızla ilgili firmadaki güncel alıcılar kimler, bu kişilerin e-mailleri, bizim kategorimizdeki alıcı isimleri kim, bunları tespit ediyoruz. Bunları e-posta gönderiyoruz. Bunların yaklaşık yarısının telefon bilgileri oluyor. Bunlara özel SMS atıyoruz. Ve ayrıca bunları kendi arama yapan call center'ımızla da arıyoruz. Bunun dışında da bizim çok üst düzey, daha doğrusu yüksek rakamlarda veya yüksek değerde alım yapan Amerika tanınmış markalarına yönelik de bir satış temsilcisi ağımız var. Onlara diyoruz işte Can, bu müşteri de %100 üzerinden çalışacaksan bize yönlendirme yap, birlikte çalışalım deyip orada da müşterilerimizin daha üst düzey müşteriye ulaşmasını sağlıyoruz. Çünkü bazen işte biz meclise ulaşırken işte ulaşabiliyoruz ama bu şansı arttırmak için meclisde ilişki olan temsilcilerimiz var. Onlardan faydalanıyoruz. Bu şekilde de bir şeyimiz var. Söyleyeyim şu danışman, satış danışman havuzumuz var. Onlardan da faydalanıyoruz. Bu sayede ürünü satmak isteyen firma hem konvansiyonel satış temsilcileriyle hem de onlardan çok daha fazla erişimleri olan dijital destekli hizmetler alıyor. Dediğim gibi normal Amerika'da ayda hani rakamları vermekte bu ticaret çünkü bir beis yok. 5, 6, 7, 8 bin dolar ayda sabit vereceğiniz satış temsilcisi ay yılda yeni 200 yakın müşteriye ulaşırken biz onun en azından çarpı 10 miktarda müşteriye ulaşıyoruz ve çok daha rekabetçi fiyatlarla 1-2 bin dolarlar gibi fiyatlarla ulaşabiliyoruz. Bu şekilde de firma Amerika'da gerçekten de en azından pazarda alıcıların gerçek alıcılarını tespit etmiş olabilir. Yani gereksiz vakit kaybetmeden yüksek rakamlar ödeyerek satış temsilcilerine benim potansiyel müşterim kimler, kimler benim alıcım, bunları bizim sistemimizde çok daha hızlı bir şekilde tespit edebiliyorlar. Yoksa şöyle öyküler çok fazla biz Amerika'da karşılaşıyoruz. Yani firma belirli bütçe, ciddi bir bütçe ayırıyor. Bir satış temsilcisi de şey yapıyor, söyleyin şunu, anlaşıyor. Ama satış temsilcileri santrafor gibidir. Her zaman gol atacağını garanti edemezsiniz. Ya o sahaya ya o takıma uyum sağlayamazlar. Ve burada da bazen ve ciddi şekilde bir sonuç alınma ihtimalleri var. O zaman da bu yatırım boşuna gitmiş oluyor. Ama biz de yaklaşık 4'te 1 maliyetlerle çok daha yüksek bir hacimde bir sahaya tarayarak firma şunu görüyor. Bana bu firmalardan talep var. Bunlardan yok. Biz temas kurduğumuz firmalardan dönüş aldığımızda hemen Türkiye'deki üretici ya da satıcı firmayla onları eşleştiriyoruz. Biz bütün süreçlerde oluyoruz. Satış sürecinde uçtuğunca kontrol edip daha doğrusu destek vermeye çalışıyoruz. Biz ne yapıyoruz satışta iki taraf anlaştığında? Birincisi
Elbette satış, hani ben bu ürünü alacağım gibi MTA'daki gibi olmuyor. Bizim sattığımız ürünler ağırlıklı perakende ürünler. İşte mobilya, giyimdir, mücevherdir, ev eşyaları gibi ürünler satıyoruz. Bu ürünlerde numuneler gidiyor. Numuneler gittikten sonra Türkiye'deki stoktaki mallarla bunlar eşmiyor. O nedenle biz genelde stok kontrolüne Türkiye'de bir elemanımızı gönderiyoruz ürün çıkmadan önce. Gerçekten hani benzer ürünler mi çıkıyor, renk kartlarında bir oynamalar var mı ya da üründe bir farklılık var mı gibi bunu denetlemeye çalışıyoruz. Çünkü bizim aynı zamanda Amerika'daki alıcı firmaya karşı bir sorumluluğumuz var. Daha sonra da işte ürün gönderimi yapılıyor. Bizim gönderdiğimiz ürünlerde yaklaşık olarak perakende ürünler, daha doğrusu biz toptan satışını yapıyoruz ama alan ve bunu satan firmalar Amerika'daki perakende mağazalar. Yani 2-3 tane mağazası olan ya da tek mağazası olan firmalar da var. 100-200 tane mağazası olan firmalar da var. Perakende firmalar. Ve Türkiye'deki ürün fiyatları da Çin'den, Hindistan'dan farklı daha yüksek fiyatlı. Daha yüksek kategori oynuyor bizim firmalarımız. Orada da bizim yaklaşık ürün lojistik maliyetleri de uçtan uca. Yani Mertar'daki depodan bir ürün çıktığında 50 kiloluk paketlerde Amerika'nın hemen her yerine 4,5 ile 5,5 dolar arasında ürün ulaşıyor. Bu da şu demek, örneğin bir tane elbise yaklaşık 600 gramdır. Bunun maliyeti, lojistik maliyeti 3 dolar. 3 dolar da zaten bu ürünlerin toptan fiyatları 20 dolar civarında. %10 gibi bir lojistik maliyet her zaman kaldırıyor. Bunu çok da konvansiyonel, yani konteynere gönderdiniz, Amerika depo yaptınız, Amerika tekrar paketlediniz, yine zaten aynı rakamlara gelirdi. O nedenle Türkiye'de sizlerin de liderleri arasında bunun lojistik sektörü aslında üzerine düşeni yapmış ve lojistik sorununu çözmüş durumda. Biz bunları uçak kargoyla uçtan uca gönderiyoruz. Mertler'den ya da işte Denizli'den ya da Ankara Çıkıkçılar Çarşısı'ndaki depodan malın alınıp Amerika'daki son noktadaki mağazanın deposuna indirilmesinin kilogram maliyeti 4,5 ile 6 dolar arasında. Biz onu koordine ediyoruz ve daha sonra müşteri ulaşması sağlıyoruz. Bizim genel olarak verdiğimiz destek bu şekilde. Bir de bizim destek vermek süreçlerde çok fazla çıkmıyor. Çünkü biz genelde ilk yüklemeden itibaren ürünleri kontrol etmeye çalıştığımız için ve toptan olumlu olduğu için çok fazla sorun çıkmıyor. Ama bazen mallar iade gelebiliyor. Ama bu çok çok nadir ve işte bir tane bir serideki işte 50 kilogramlık bir malda 2-3 kilogramlık bir mal diye düşünebilirsiniz. Biz bu iadeleri de organize edip firmamıza destek sağlıyoruz. Harikasınız. Tabii ki günden güne CRM içerisindeki, havuzun içerisindeki bilgiler çoğaldıkça bilgiler daha çok değerli hale geliyor. Umarım Türkiye'de daha çok insana dokunursunuz ve bu daha çok insan bilgi havuzunuzu daha güçlü hale getirir. Türkiye'nin Amerika'ya ihracatında ciddi montanlı işlere imza atarsınız. Son olarak da böyle son tüketiciye ürün satan, küçük perakende satış yapan firmalara da dokunarak programı tamamlamak istiyorum. Şimdi bahsettiğim gibi Türkiye'de Amazon danışmanlığı ve Etsy danışmanlığı yapılıyor. Tabii Amazon'da ve Etsy'de mağaza açmak için üreticinin, satıcının fiilen Amerika'da olması gerekmiyor. Ama bunun dışında kalan mağazalar için, online için Amerika'da bir yapı gerekiyor. Ya şirket kurmak gerekiyor, ya orada ürünlerin varlığını alıcı firmaya ispatlamanız gerekiyor, bir depo adresi göstermeniz gerekiyor. Ayrıca da o mağazaların, ki işte Walmart.com, Macy's.com, ondan sonra Wayfair.com, ondan sonra Kroger's.com gibi yapılar, bunlardaki alım prosesleri Etsy ve Amazon gibi dijital değil. Orada bir online de yapsanız bir fiili Can var ya da Philip var. O Philip ya da Jane ile birebir temas gerekiyor. Biz bütün bu süreçleri organize ediyoruz. Yani işte ürünü o alıcılara sunuyoruz. Alıcının onayı olduktan sonra Türkiye'de işte ürünün yüklenmesini sağlıyoruz. Daha sonra gerektiği takdirde minimum da olsa Amerika'da bir stoklarını organize ediyoruz ve satış yapıyoruz. Bu neden önemli? Neden Türkiye'de Amazon ve Etsy dışında satış yapmak önemli? Çünkü Amazon ve Etsy Amerika'daki online potansiyelin, çünkü Amerika'da artık bütün mağazalar online satışa girdi.
Bu iki mecra çok saygın olmasına rağmen yani Amazon'un gücü nedeniyle maksimum %25'lerde 30'larda 35'lerde. Türklerin satabileceği ürünlerde Amazon'un falan payı %10'larda. Neden bu kadar az? Çünkü Türkiye'deki ürünler daha pahalı. Amerika'daki ortalama ürün. Biz fiyat rekabeti yapmıyoruz. Ama Amazon'un bütün algoritması fiyat algoritması. O nedenle fiyat algoritması olduğu için Türkiye'de giyim sanayisinde Amazon'da satış yapan çok az üretici vardı. Ama Etsy Amazon'un 10'da biri, 50'de bir küçüklüğünde, 50'de bir rahat küçüklük yani 10'da bir değildi. Buna rağmen Türk firmaları Etsy'de Amazon kadar satış yapıyorlar. Çünkü Etsy daha pahalı ürünler satıyor. O nedenle Türk firmalarının Macy's gibi, Nordstrom gibi, Wayfair gibi farklı farklı Amerika'daki diğer mecralara girmesi lazım. Biz de onu yapıyoruz. Ayrıca biz bütün firmalarımıza Instagram Shopping ve Shopify'da satış yaptırıyoruz. Ve özellikle de hazır giyimden ayakkabıya, deriye kadar tasarım ürün satan bütün markalar için olmazsa olmaz. Çünkü Amerika'daki tüm designerlar ya da mağazalar Etsy'de Instagram'da ve Shopify'da varlıkları var. Biz bunu ücretsiz bir şekilde organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de şu anda biliyorum Instagram'da bir sıkıntı var ve Türkiye bence bu konuda haklı, onu belirteyim. Ama o sıkıntı geçecektir. O sıkıntı geçmese bile biz Amerikalı firmam üzerinden Amerika'da listeleyerek Amerikalı firma gibi Instagram'da satışımızı gerçekleştirebiliriz. Bunun önünde bir engel yok ama inşallah o sıkıntı da geçecek. O sıkıntı geçtiğinde daha rahat firmalarımız satışlarını yapacaklar. Bu arada Instagram'da da mevcut açık olduğunda da Türkiye'den ihracat çok sınırlı. Çünkü Instagram Shopping Türkiye'den değil Instagram kaynaklı Türkiye çok aktif çalışmıyor. O nedenle de biz o noktada destek veriyoruz. Harikasınız. Tabii ki sevgili Türker aslında Instagram'ın kuruluş amacına bakmak lazım. Ya da dünya üzerinde ya da Türkiye üzerinde Instagram hangi amaçla kuruldu? Bugün hangi amaçla kullanılıyor? Biraz bunu irdelemek lazım. Altını doldurmadığınız hiçbir şeyin üstünü yasaklarsanız aslında mutlaka tüketici ya da insanlar mutlaka çıkış yolları bulacaktır. Bu sadece Instagram için değil. Biliyorsun Türkiye'de zamanında YouTube da defalarca kapatıldı. Bunun yanında yarın farklı farklı süreçlerde, farklı farklı sitelerde kapatılabilir. Bugün sadece Instagram yok, birçok sosyal medya var. Tabii ki bu sosyal medyaların içerisinde biz Türklerin bulduğu maalesef büyük bir organizasyon hala yok. Yeter ki satış yapmak istesin insanlar, mutlaka yol bulacaklardır. Ben bugünkü yazımda da buna değindim. Aslında bakacak olursan süreç şu. Günün sonunda nereden satarsan sat, birinin hesabına para gelmek zorunda. Ve o parayı alan ürünü göndermek zorunda. Suyun başında durmak lazım. Parayı nasıl gönderecekleri belli. Ürünü nasıl teslim edecekleri de belli. Buralara kurallar koyarsan sahadaki insanları bir Instagram içindeki 57 milyon aboneyi Türkiye'deki Instagram kullanıcı sayısı tek tek aramana gerek kalmaz diye düşünüyorum. Ben verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorum. Son sözlerim varsa alayım lütfen. Sonra da programı kapatalım istiyorum. Yani özellikle bizim toptan satışı anlatırken belki biz de çok Türkiye'de bu ihracat yöntemi çok yaygın olmadığı için anlatmakta eksik kalıyor olabiliriz. Ama Amerika'da çok yaygın bu CRM mantığındaki tekli data ile yapılan satış yöntemi, satış destek yöntemi. Burada karıştırılmaması gereken şu, bizim firmamız şunu biliyor. Yani Uplit gibi, Zoom Info gibi bazı veri tabanlarından veri almayı, data almayı. Ama bu datalar çok hızlı güncelleniyor ve bu dataların çalışılması lazım. Bizim yazılımımız ve insan kaynağımız gerçekten de güncel alıcıları tespit ediyor. Ve bu güncel alıcılara akıllı bir şekilde nasıl ulaşılacağını temsil ediliyor. Yoksa data çok fazla. Hani milyon datalar var. Ama ne kadar tehlikeli olursa o kadar önemli ve değerli. Biz de o nitelikli datayı elde edip firmalarında sonuç almaya sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu yöntemi Amerikalılar dışında işte Çinliler, Vietnamlılar, Avrupalılar çok güçlü şekilde kullanıyorlar. Türkiye'deki ihracatçıların da bence kullanmalarının kendi açısından faydalı olur. Çünkü biz bu satış yönteminde Amerikalı satışçılara Amerika içinde satış yapmaları konusunda destek veriyoruz.
Umarım kendi ülkemizin insanlarına da faydamız olur diyerek teşekkür ediyorum herkese. Sevgili Türkiye, çok teşekkür ediyorum. Sevgili LojiTV dostları, bilgileri iletmeye devam edeceğiz. Havuzumuzu hızla doldurmaya, bilgi kütüphanemize bilgiler eklemeye, sevgili Türker gibi birçok dostlarımızla katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi en güncel konu ve bilgileri LojiTV'den alabilirsiniz. Lojistikle kalın, sevgiyle kalın ve tabii ki LojiTV'de kalın. Görüşmek üzere.